Bu felaket olduktan sonra hesap sorulacağı söyleniliyor. Artvin Şafşat'taki taşkın dün değil bugün olsaydı belki de ölü sayısı çok daha fazla olacaktı. Çünkü sel suyu her perşembe yüzlerce kişinin toplandığı pazar yerini yerle bir edecekti. Pazar ilçenin ortasından geçen Tigrat Deresi'nin yanında kuruluyor. Yıkılan 3 bentin hemen yanında. Bu bentlerden taşan su dün bir evi yerle bir etti. Biri çocuk 5 kişiyi alıp götürdü. Ölenlerden Özgen Demiral bir yıl önce devlet su işlerince yapılan bentlerden gelecek tehlikenin farkındaydı. Çevresindekilere hatta belediye başkanı Naci Köroğlu'na dahi bu bentler ölüme sebep olacak demişti. Belediye başkanı Köroğlu da devlet su işlerine bentlerin yıkılabileceği uyarısında bulunduğunu söylüyor. Bir temel yok, çimento yok, harç yok. Peki bu yapılırken siz herhangi bir şikayette falan bulundunuz mu? Uyarıldı. DSE Bölge Müdürlüğü uyarıldı. Kaymakam Bey uyardı. Ben uyardım. Hatta müteahhit geldi bana dedi niye beni şikayet ediyorsun? Ama maalesef bu felaket olduktan sonra hesap sorulacağı söyleniliyor. Suyun kabarmasıyla burada bu tahribata yol açmıştır. Fakat bizim vatandaş olarak izlediğimiz bu set duvarların içerisinde demir kullanılmaması. Demir kullanılmış olsaydı basınca daha dayanıklı olacaktı. Belki de bu tahribata yol açmayacaktı. Çevresi bentlerce çevrilen Tigrat Deresi Çoruh Nehri'nin kollarından biri. İnşaatı devam eden bölgenin en büyük barajı Derineri besleyecek. Yani debisi yüksek. İki yakasında da yerleşim birimi var. Daha önceki taşkınlarda sadece evlerin bahçeleri ve samanlıklarını su basmıştı. Son taşkının ölüme yol açmasının sebebi olarak bir yıl önce yapılan bentler gösteriliyor. Bentler olmasaydı su yavaş yavaş yükselecek, insanlar kaçma fırsatı bulabilecekti. Şimdi 5 cana mal olan ihmaller zincirinde hem bentler hem de bentlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı tartışılıyor. Bartın'daki su baskını da yine ihmalin sonucu. 1998 yılında kenti göle çeviren heyelanlara yol açan selin üzerinden 11 yıl geçti. O dönemin yetkilileri gerekli tedbirlerini alacağını söyledi ama bugün Bartın'da manzara aynı. Yüzlerce ev su altında, yollar kapalı. Türkiye'nin en fazla yağış alan ilinde sel felaketlerine karşı halen kalıcı bir çözüm yok. Baraj projeleri tamamlanamadı, bazı projeler ödenek bekliyor. Bartın valisi Halil Işık'ın gözü kulağı meteorolojide. Barajlar tamamlanmadığı sürece valilik kriz merkezi riskli bölgelerde yaşayanları tahliye ederek geçici önlemler alacak. Belki yapılan bu uyarılar can kaybını önleyecek ama ev ve iş yerlerini su basanlar da selin bıraktığı çamurla ve uğrayacakları zararla boğuşacak.